Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konferansı olarak yapmış olduğumuz bu ziyarette önemli meseleler yerinde görmeye, iki yıldır pandemi sürecindeki geçirdiğimiz esnafın sıkıntılarıyla ilgili başkanımızla fikir alışverişinde bulunduk. Türkiye'nin diğer illeriyle bu arasında fark olmadığını gördük. Dolayısıyla buradaki sıkıntının da yine aynı şekilde esnafın bugüne kadar pandemi sürecindeki geçirmiş olduğu sıkıntılarla borçlanmalarının sicillerinin düzeltilmesiyle ilgili de talepler oldu. Tabii buradaki en önemli mesele şimdiye kadar devletin vermiş olduğu katkıların dışında biz ona ne dedik? Can suyu kredileri dedik. Şimdi bir nefes kredisiyle borçların yapılanması, sosyal güvenlikteki adaletin sağlanması gibi bu esnafın 9000 günde, yanında çalışanın 7000 iş gününde emekli olması gibi en düşük emekli aylığı alan kesim olarak 18 saat çalışan bu kesimin bu sıkıntılarını gidermesiyle ilgili fikir alışverişinde bulunuyor. Kendiniz zaten Ankara'da kurulumuzun üyesi. Bunlara her ay gelip buradaki sosyoekonomik yapıyla ilgili problemleri anlatıyor. Dolayısıyla bu odada bizi kabul etmesi, bizi birlikte arkadaşlarımızla buradaki mütevazi bir toplantı salonu gibi kullandığımız bu salonlarda esnaf sanatları meseleleri yoğun bir şekilde görüştük. Tahmin ediyorum ki bu süreçten sonra hem genel seçimlerden önce Ekim ayında parakende yasası ile ilgili mutlak ve mutlak bir düzelme yapılacak. Bildiğiniz üzere üç harfliler buraları sardı. Buradaki esnaf iş yapamaz hale geldi. Parası olan her şeyi yaparım felsefesinden vazgeçecek. Adalet olacak. Paran varsa uçak alırsın. Ama brevin pilot değilsen uçağı uçuramazsın. Araç istediğin aracı alırsın. Ehliyetin yoksa trafiğe çıkamazsın. Bunlar biz paramız var diye Türkiye'ye kılcal damarlarına dağılmış bir vaziyette buranın mütevazi alın teri sermayesini alıyor merkezden İstanbul'a götürüyor. Buraya ne kalıyor? Bu üç harfli marketlerden konteynerla çöp kalıyor. Bunun düzelmesi lazım. Böyle kanunsuzluk olmaz. Yazın deniz yatağı satacaksın. Yat satacaksın. Kışın efendim okul araç gerecini satacaksın. Kırtasiye malzemesi satacaksın. Efendim ilkbaharda bodana boya malzemesi satacaksın. Böyle bir şey olur mu? Yani böyle ben param var diye böyle hunharca bunları kullanamazsın. Nasıl sosyal adalette düzelme olacaksa ekonomideki düzelmenin de temeli kurallar koyulacak. Ahilik 9 yıllık bir geçmişe sahip. Bu haftada ahilik haftasının başlangıcı. Birçok ilimizde bugün kutlamalar da başladı. İnşallah ki bu 900 yıllık mazisi olan ahil teşkilatının taleplerine haklı olduğumuz konularda destek vermek suretiyle hükümetin problemlerimizi giderir. Yoksa esnaf olmadığı zaman hayat damarının bir tanesi kesik olur. Çünkü esnaf vatandaşın halini bilen en uç noktadaki. Bir ışık yanıyorsa bir körde güvenlik var. Esnaf var. Sıkıştığın zaman gidip orada gerekli gereksinimlerini taşıyacağın, alacağın yer var. Ben başkana teşekkür ediyorum. Sağ olsun diyorum. Siz değerli basın mensuplarınız da bu konuda bizim bu söylemlerimizi görsel ve yazılı basında gündeme getirdiğiniz zaman Batma ekonomisinin ana damarının ben hep derim esnaf ekonominin barometresi. Eğer esnafın ışığı yanıyorsa bir iki problem yok. Eğer söndürdüyse bir iki hem güvenlik sorunu var. Hem esnafın iş yapamadan mağduriyeti var. Burada açmış oldukları mağazada tezgah değil, o açılan mağazaların sahibinin olmasını hak eden batmanların hakkını kimseye vermeyiz.